Mağaza satış ekranı parametreleri nelerdir? Bunun için sistem parametrelerine gelerek öncelikle arama alanına sistem parametreleri yazarız. Ekranımızı çalıştırdığımızda sistem parametrelerinde mağaza satışı ile ilgili parametreler, stok, cari fatura kasa bölümünün altında mağaza satış şeklinde yer alacaktır. Burada mağaza satış ekranında genel, vitrinsel anlamda, satış anlamında, iade anlamında, son işlemler, ödeme, yazdırma ve yardımcı ekran anlamındaki değişiklikleri sağlarız. Peki bunlar nelerdir? Genel bölümünde yer alan parametreler, satış ekranındaki tablo yüksekliğinin ölçüsü, işlem buton sayısındaki kaç sayı olması gerektiği, stok bilgisi gösterilirken ek alanlardan veya özel kodlardan hangisi kullanılacağına dair bilgiler. Aynı şekilde stok kartlarını çağırdığımızda bilgi alanına gelecek başlık değeri ve genel bölümünün son parametrelerinden default olarak kullanılacak kategorinin fatura mı, yazar kasa mı, bilgi fişi mi olduğunun ayarları sağlanılır. Yeni bir sekme açarak mağaza satış ekranımıza geldiğimizde burada bir ürünümüzü çağırdığımızda örneğin ek alan birlerin aynı zamanda stok kartının özelliği olduğunu düşünerek şeklinde parametremizi kaydedip mağaza satış ekranımızdaki işlemimizi kapatıp tekrardan çalıştırdığımızda stok özelliği olarak yeni bir kolonun gelmiş olduğunu görürüz. Bu şekilde ek alan veya diğer özellikleri getirebilmekteyiz. Devam ettiğimde vitrin bölümünde ise mağaza satış ekranımızın vitrin bölümünde yer alan alanlarda ürün kutularının sayıları, kolon sayısı, kutuların yüksekliği, font boyları gibi özellikleri ayarlayabilir. Aynı zamanda vitrinimizde stok kartlarımızın içerisinde yer alan resimlerle birlikte yazı artı resim şeklinde gösterilmesini de bu ayar sayesinde sağlayabilmekteyiz. Bu şekilde ürünlerimizin hem açıklaması hem de ürün görselleri karşımıza gelecektir. Tekrar parametrelerimize devam ettiğimizde satış grubunda ise promosyon sırasında her barkod okuttuğumuz an işlemi kontrol edip etmemesi gerektiği, satış sırasında beklemeye almış olduğumuz ürünleri tekrar satış ekranına geri alma süresini de yine buradan belirtebilir. Yazar kasada vereceğimiz fiş limitini de buradan belirtebiliriz. İade işlemine baktığımızda ise burada cari seçtiğimiz an iade listesinden açılıp açılmaması gerektiğini, bunu da mağaza satış ekranındayken burada yer alan perakende veya toptan satış iadeye bastığımızda ve cariyi seçtiğimizde ilgili iade listesinin sorarak açılmasını veya direkt iade listesini açması gerektiğini ayarlayabilir. İade listesinde kaç gün öncesine kadar faturaların gösterilip gösterilmemesi, yine iade nedenleri, ödeme detayları veya iadede hediye çeki oluşturma süresiyle alakalı parametrelerimizi buradan ayarlarız. Son işlemler kısmına geldiğimizde ise burada mağaza satış ekranında yer alan son işlemler bölümünde ki işlemlerimizin kaç gün süresiyle yer alacağını veya burada ödeme detaylarının gösterilip gösterilmemesi gerektiğini ayarlarız. Ödeme alanlarına geldiğimizde ise burada ödeme kolon sayısı yani mağaza satışta tahsilat aşamasında örneğin bir ürün okutup tahsilat aşamasına geldiğimizde burada gösterilecek ödeme planlarının kolon sayıları, ödeme kutusundaki para üstü gösterilip gösterilmemesi gerektiği ve buradaki hızlıca ödeme planlarının gösterilmesi, ödeme işlemlerinde diyalog gösterilmesi veya direkt tahsilat işleminin yapılıp yapılmaması gerektiğini ayarlayabiliriz. Aynı zamanda satış ekranımızda kaç kuruşa kadar tutar farklılıklarını indirim veya masraf olduğunu belirtebiliriz. Yazdırma grubunda yer alan parametrelerimizde ise yazıcı seçme diyaloğunun her seferinde gösterilip gösterilmemesi, yazdırma işleminde faturalarımızdaki başlığı kullanıp kullanmama diyaloğunu da buradan açabiliriz. Bir de
Satış ekranı sırasında ikinci bir ekran, yani yardımcı bir ekran diye kullandığımız seçeneğimiz varsa buradan bu parametreyi evet dediğimizde ve reklam olarak belirtebileceğimiz bir web adresini buradan belirtip ilgili parametrelerimizi bu şekilde kaydederiz.